Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi dün Hazreti Adem'e Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini öğretmesi ve Hazreti Adem'in, yani daha doğrusu insanoğlunu bütün meleklerden üstün oluşu meselesini anlatan 3 ayeti okuduk. Ayetin önce mukaddimesi, daha sonra bu 3 ayetin daha önceki ayetle olan veçh-i nazmı. Şimdi ise bu ayetin cümleleri arasındaki veçh-i nazmına geldik. İnsanlar bütün meleklerden daha mı üstün? Evet, şöyle. Bütün insanlar bütün meleklerden üstün. Anlaşıldı. Çünkü sırf Resulullah'ın bulunuşu kafi. Tümünü kastediyoruz biz. Ama, anlatabildim. Ama nedir? Bütün normal melekler, anlatabildim mi? Normal insanlardan üstün. Çünkü hepsi itaatkar. Anlatabildim. Şeyin ise derecesi zannediyorum peygamberlerden sonra. Okuduk bunu itikat akaidde de. Yani 4 tane meleği. Tamam, Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve biliyorsunuz İsrafil aleyhisselam. Bunlar normal insanlardan iyice üstün yani. Ama zannediyorum peygamberlerden sonra geliyor dereceleri. Unuttum. Hep misal veriyordum, anlatıyordum da yaşlandık. Tekrar tekrar okumak gerekiyor. Her halükarda bütün insanlık bütün meleklerden üstün. Genel olarak. Genel manada. Emma nazmul cümeli ba'dihâ ma'badî. Yani bu 3 ayetteki cümlelerin bir kısmının diğer kısmı ile olan veçh-i nazmına gelince. Fe fıtriyun fi gayetis selâse. Bunların yani nazmı demek diziliş tarzı gayet akıcı bir şekilde fıtri, yaratılışa uygun. Nasıl? Fel-ula, birinci cümle. Allah Allah. Ne demek birinci cümle? Ve-alleme Âdemel esma'e kullaha cümlesi. Birinci cümle tahkikun. Bir nevi iyice yani hakikati araştırıyor. Hangi konuyu? Limadmuni inni âlem mâ lâ tâlemun. Öyle değil mi? Daha önce geçen ayetteki bu ayetin, yani ben sizin bilmediklerinizi biliyorum ayetini tahkik ediyor. Yani hak olduğunu ispat ediyor. Ayrıca ve tafsilul lima ücmile fiha. Ayrıca bu ayette kısa geçileni ayrıntılı olarak anlatıyor. Ve tefsirul lima übihime. Daha önce müphem bırakılanı açıklama yapıyor. Ve keza aynı şekilde inne hilafetallahi teala fi ardihi, yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi, hilafeti li icra-i ahkamihi, hükümlerini icra etmek için, Allah'ın hükümlerini ve tatbiki kavaninihi, kanunlarını uygulamak için, bu da tetevekkafu ala ilmin tammin, tam ilme bağlıdır değil mi? İlim olmadan olur mu? Onun için ve alleme Ademel esma, çok yerinde yani, fıtri, akıcı. Ve keda aynı şekilde illa insibabel kelami fil ayetil ula, Allah Allah. Birinci ayette, daha önceki ayet, birinci ayet dediği bir önceki ayette, ondaki sözün akışı yencerru ila, şu noktaya doğru gidiyor. İnsibab, akmak, akışı. Şu neticeye varıyor. Yani neydi o ayet-i kerime? Ulan kafamız çalışmıyor ha. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an, var ya. Yani o. Fehalakahu. Yani Allah onu yarattı. Ve sevvâhu, tesviye yaptı. Tesviye biliyorsun, elini ayağını vesaire. Ve nefeha fîhî min ruhî. Ruhundan üfledi ona. Ve rabbâhu, terbiye etti. Sümme allemel esmâ. Bu oradan sonra geliyor gibi fıtri bir akış. İsimleri öğretti. وَاَعَدَّهُ لِلْخِلَافَةِ, onu hilafet için hazırladı. ثُمَّ sonra لَمَّا اصْطَفَاهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, meleklere üstün tutunca onu, seçince demek. وَمَيَّزَهُ, ve insana ayrıcı bir özellik verince. Neyle? بِعِلْمِ الْاَسْمَاءِ, öyle değil mi? Yani Allah'ın isimlerini bilme ilmiyle. Fi meselati rüchhani ve istihkakil hilafeti, yani meleklere tercihi
ve de hilafeti hak etmesi noktasında. Böyle olunca iktada, o zaman gerektirdi makam-ı tehaddi, meydan okuma makamı. Meleklere meydan okuya neyi? Ardal eşyayı aleyhi. O ki siz üstünüz diyorsunuz. Buyurun, bu isimlerini insanoğlunun öğrendiği şeyi siz söyleyin. Bunlar nedir? Hani dedi ya? وَطَلَبَ الْمُعَارَضَةَ مِنْهُمْ Onlardan, muaraza demek biliyorsun münazara ilminde karşı delille cevap vermek. Yani cevap istedi meleklerden. ثُمَّ لَمَّا اَحَسُّوا بِالْعَزِّ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendilerinin buna cevap vermekten aciz olduklarını hissedince melekler اَقَرُّوا بِحِكْمَتِهِ تَعَالَى وَاطْمَأَنُّوا Allah'ın hikmetini ikrar ettiler ve mutmain oldular. وَلِهَذَا قَالَ Bu sebeple Kur'an şöyle buyurdu. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra o isimleri eşyanın yani hani isimlerini öğrettiği şeyleri meleklere arz etti. فَقَالَ buyurdu. اَنْبِعُونِي بِاسْمَائِ هَا اُولَٰي اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Gerçekten insandan üstün olduğu konusunda sözünüzde sadıksanız buyurun. Bu insana öğrettiğimiz şeylerin isimlerini siz bana haber verin bakalım. Kalu onlar dediler melekler. Ey müteberriine mimma dessehu fistifsarihim enaniyetu iblis. İblisin enaniyetinin bu soruları sormakta desise vesvese olarak verdiği şeylerden kendilerini beri tutarak, yani biz iblis gibi düşünmüyoruz diyerek ne dediler? Sübhaneke, seni ey Allah bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ve takdis ediyoruz. La ilme lena illa ma allamtena. Senin bize öğrettiklerin dışında bizim ilmimiz yok. İnneke entel alimul hakim. Sen her şeyi bilen, her şeyi hikmetle yapan edensin. Allah Allah. Diyor ki Bediüzzaman aşağıda çok enteresan yani diyor bu kelime yani Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena kelimesi ihtiyarım olmadan diyor sözlerin sonunda mektupların sonunda Risale-i Nur'dan yani hepsinin sonunda bu ayeti kerime bana ihtiyarım olmadan geldi diyor yani. Bu ayet çünkü hep var. Hepsinde var. Sümme sonra lemma zahara azzuhum li'ademi camiiyeti isti'dadihim meleklerin kabiliyetleri insanlar kadar her şeyi içine alacak şekilde cami olmadıkları için aciz oldukları ortaya çıkınca iktidal makamı makam gerektirdi beyane iktidari Adem'e. Adem'in bunlara muktedir kabiliyetleri olduğunu gerektirdi, açıklamayı gerektirdi. Hatta yetimmet tehaddi, ta ki meleklere karşı meydan okuma tam olsun. Fekale Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ya Ademu enbihum bi esmâhim. Onların bilmediği isimleri sen onlara haber ver ey Adem. Sümmem lemmem tesele, ne zaman ki Adem bu emre uydu, وَظَهَرَ سِرُّ الْحِكْمَةِ ف۪يهِ Ve bundaki hikmetin sırrı ortaya çıktı. اِقْتَدَ الْمَقَامُ Makam gerektirdi. اِسْتِحْتَارَ الْجَوَابِ الْاِجْمَالِيِ السَّابِقِ Yukarıda kısa geçen özet cevabın yeniden zihne getirilmesini icap etti. İstihtar, akla getirme. Yani yeniden zihine getirme. وَجَعَلَهُ كَنَّتِيجَةِ لِهَذَا التَّفْصِيلِ Bu ayrıntının neticesi gibi kıldı. Ve fefekale ve Kur'an Cenab-ı Hak buyurdu. Elem ekullekum ben size demedim mi? Özet bu. İnni a'lemu gaybe semavati vel ard. Ben göklerin ve yerin bütün gaybi şeylerini bilirim. Ve a'lemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun. Sizin açığa açıktan yaptığınızı da gizlediğinizi de çok iyi bilirim. Ve a'lem bilmiş olasın ki ennehu şu kat teşeffe yo teşeffü bazen görürsün yo teşuffü yani gösterir demek tamam ve tuhissü hissettirir suretül mukaveleti karşılıklı konuşma şekli hissettirir
ve de gösterir. Neyi? An tevellüdi enaniyeti iblise. İblisin enaniyet duygularının doğuşunu gösterir. Fîmâ beynel melâiketi, melekler arasında. Ve tüş'irû ve insana haber verir, hissettirir. Bi tedâhuli i'tirâdi taifetin beyne istifsârihim. O meleklerin bu konuyu sormaları arasında, kelimeler arasında bir grubun sanki itiraz ederek meseleye müdahale ettiği hissini verir. Sanki o meleklerin soru sormalarında şeytanın dahli varmış gibi hissettirir diyor yani. Güzel. Geldik üçüncüye. Zaten bitiyor. İşaret edeceğiz, bitiyor. Hocam, bu isimlerle kasıt. Sadece eşya. Okuduk ya. Sadece eşya. Muallime sadece eşya. Değil. Yani insanın bütün ilimleri olan kapıları okuduk ya. Üç hakikat şeklinde okuduk. Yani bütün ilimlerin anahtarı verilmiş o insana. Kabiliyetlere ona göre hazırlanmış. O üç tane okuduğumuz mukaddeme buydu. Onun izahıydı. Emma nazmu hey'ati cümletin cümletin. Her cümlenin teker teker kelimeleri, kayıtları ve heyetlerinin veçi nazmına gelince. Kelime kelime. Evvela fe cümletu ve alleme Ademel esma'e kulleha. Adem'e yüce Allah bütün isimleri öğretti cümlesine gelince. Ey yani savvarahu. Bak iyi dinle burayı. Sorduğun soruya cevap var burada. Yani insanı tasvir etmiş, suret vermiş. Bi fıtratin öyle bir yaratılışla yaratmış ki insan Allah. Tadammenet. O yaratılışında ihtiva ediyor. İnsan. İnekte yok bu. Eşekte de yok, çok affedersin. Mebadi envail kemalat. Bütün kemalatın prensip ve temellerini, çekirdeklerini ihtiva ediyor. 40. hocama hatırla. Bir insan 500 sene yaşasın, kimyacı da olur, doktor da olur, fıkıhçı da olur, kelamcı da olur, müfessir de olur. Demek ki temelleri var. Anladın mı? Bu demek yani. Ve halakahu, insanı yaratmış. Başka bir mana. Sorduğun sorunun cevabı. Bisti'dadin, öyle bir kabiliyetle yaratmış ki zerafi, İnsanda o kabiliyeti içinde ekmiş Allah. Enva'al maali. Ne kadar yüce şeyler varsa onların türlerini, hepsini, tohumunu koymuş insanın içine. Ve cehezehu, ve insanı donatmış. Bil havasil aşeri. Aşri. On duyguyla. On duygu dediği beş zahiri, beş de batini. Bunlar hayvanlarda yok. Şimdi anladın mı? Ve alleme ademel esma. Ve bi vicdanin. Bir de vicdan koymuş içine. Tetemezzelu fiyel mevcudat. Yani kaldı ki o vicdanın içinde bütün mevcudat temessül ediyor, görünüyor. Yani ne kadar. Ve e'addehu. Bak. Ayrıca insanı hazırlamış. Bihâdîs-selâti. Bu üçüyle. Ne demek üçü? Bütün kemalatın temel çekirdekleri. Değil mi? Bütün yücelik çeşitlerinin tohumları, kabiliyetleri. Ayrıca on havas ve vicdanı vermesi. İşte bu üçüyle de insanı hazırlamış. Neye hazırlamış? Bak bu da ne öğrettiğine bakıyor. لِتَعَلُّمِ حَقَائِكِ الْاَشْيَاءِ بِاَنْوَائِهَا. Bütün türleriyle eşyanın hakikatını öğrenmek için. Onu öğretmiş. ثُمَّ عَلَّمَهُ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Sonra da bütün isimleri ona öğretmiş. El-vavu ve allemenin başındaki vav fiha bu cümledeki işaretun ilel cümelil matviyyeti tahte icazihi kema merre. Yukarıda geçtiği gibi Kur'an'ın kısa icaz yolunu seçmesi altında aslında var olan cümlelere işaret. Yukarıda okuduk bunu. Ve alleme öğretti kelimesi fi işaretun ila şuna işaret. Tenvihil ilmi. İlmin neyine bu? Şerefine. Şeref. Ve rif'ati dereceti, ilmin derecesinin yüksekliğine. Ve ennehu ilmin huvel mihveru fil hilafeti. Halife olmanın odak noktası, yörüngesi olduğuna. Ve keza aynı şekilde bu alleme yani. Ramzun ila şuna işaret. Ennel esma Allah'ın isimleri. Bu çok önemli. Tevkifiyetün. Ne demek tevkifi?
Bu kelamda önemli bir meseledir. Yani Allah'ın bildirdiği isimler Allah'a aittir. Mesela surelerin dizilişi, ayetlerin dizilişi tevkifidir. Vahiy ile tanzim edilmiştir. Yani anlatabildim mi? Yoksa akılla değil, nazari değil. Yani ne demek bu isimler derken hem Allah'ın isimleri hem de diğer eşyanın tüm isimleri de tevkifidir. Sıçana niye sıçan denmiş, anladın? Çok münasip olduğu hiç. Allah Allah. Tevkifi vahiy ile belirlenmiş. Yani evet, yani ilahi ilimle belirlenmiş. Ve yueyyiduhu, nitekim bunu pekiştirir, bu manayı teyit eder. Vücudul münasebetil mureccihati lil vad'i. Fil aghlab, genellikle beynel esma'i vel müsemmeyat, isimlerle kendilerine isim verilen eşya arasında vazı ilminde o kelimelerin konuluşunu tercih eden münasebetin varlığı bunu gösterir. Vazı ilmi diye bir ilim var, vazı ilmi. Hangi kelime niçin, hangi manaya neden konuldu? Bunu araştırıyor. Fıkhul luga diye bir ilim var. Sözlüğün fıkı. Tabii. Ve keza aynı şekilde bu alleme imaun ila, şuna imadır. Ennel mu'cizete fi'lullahi bila vasıtatin. Mucize ve araya vasıta girmeden Allah'ın fiilidir. Hilalfen lil felasifetillezine yekulun. Şöyle iddiada bulunan felsefecilere tam tersine olarak. İnnel havarika, olağanüstü şeyler. Ki o mucizedir bize göre. Ef'alun lil ervahil harika, olağanüstü ruhların işleridir. Kim dedi? Onun için ne demişler? İşte Türkler şamanizmde dağa demişler bunun bir ruhu var. O yarattı. Rüzgara demişler var. Böyle. Ve Adem'e, Adem kelimesi. Ey eşşahsel ardiyye, Allah'a, yeryüzündeki bir şahıs. Ellezî eradallahu hilâfetehu. Halife olmasını Allah'ın istediği. Ve semmâhu Âdem'e, Âdem diye isimlendirdiği. Fettasrihu bil ilmi, açıkça bunu, yani ilmi açıkça ifade etmek. Litenvihihi, yani ilimle onu açıkça beyan etmek, onu şereflendirmek. Ve teşhirihi, şöhretini anlatmak. Ve ihtarihi bi sureti, insanla yani onu zihne getirmek için insanın. Ve esma, bak iyi dinle, cevap veriyor. Bitti. Yarım sayfa kaldı. Onun için bitiriyorum. İsimler ne demek acaba? Simatül eşyayı. Allah Allah. Eşyanın özellikleri demek. Bak bu çok önemli. Bal arısı özelliği. Papatya özelliği. İlk defa duyuyorum bunu. Anladın? Bütün özelliği insan biliyor. Minas sıfatı, bütün özellikleri, simat dediği, yani simat demek işaretleri eşyanın. Onu başkalarından ayıran işaretlere sime diyorlar. Başkalarından ayıran sıfat. Sıfat. Ayrıca vel havas, özellikleri, vel esma-i isimleri. Evil lügat illeti, veya bak esmadan kasıt, farklı lügatler, diller. Elleti iktesema benu Adem'e. Adem oğullarının paylaştığı bütün dilleri öğretti. Öyle de 200 tane dil var. Hepsini de insanoğlu biliyor. Buna da işaret var Adem yani. Adem aslında hepsini biliyordu. Tabii. Ona hepsi ama insana öğretti demek aynı zamanda. Ve fi bunda imaun bi delili aradahum. Yani o eşyayı onlara arz etti ifadesiyle, deliliyle şuna ima var. İle ennel isme aynül müsemma. İsim demek müsemma. Onunla, yani isimle bir şeyin zatı kastediliyor. İnsan deyince zatı kastedilir. Öyle değil mi? O. Kema aleyhi ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet o kanaatte. İnsan deyince onun zatı kastedilir yani. İnek deyince ineğin kendisi kastedilir. Ve küllaha. Hepsini derken tansisun. Açık beyandır. Ala menşe'i temeyyüzi. Yani İnsanlar diğer hayvanlardan nasıl ayrıldılar, bunun kaynağına işaret. Hepsini. Ama diğerleri sadece birini bilir. Ve medaril i'cazi. Mucizeliğin ciheti. Hani hilafet mucizeydi ya. Neden mucize? Çünkü insana hepsini öğretti.
Ve cümletu, gelelim şu cümle. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra yani bu eşyayı meleklere arz etti. Fekale buyurdu ki enbiuni ve esmai haula in kuntum salikin. Doğru söylersen, sözlüyseniz bunların isimlerini bana bildirin bakalım. Şimdi bu cümledeki fesümme, sümme yani sonra manasında işaretun bi sırri terahi ve iktidai'l makami ila. Yani sümme gecikme ifade ettiği için ve de makamın gereği şuna işaret. Sanki ve kale, Allah şöyle buyurdu. Huve ekremu minkum. O sizden daha şerefli. Ve ahakku bil hilafe. Halifeliğe daha layık. Ve anna aradahum, meleklere arz etti deyince ey azhara enva'il eşyayı. Ne kadar eşya varsa onun türlerini meleklere gösterdi. Mebsutatan lil bey'i say li envarihim. Meleklerin nazarına haydi buyurun. Satın almak için sanki satmak üzere, anladın değil mi? Buyurun işte bunlar geniş geniş onlara arz etti. Hiçbiri birini bilmiyor ki. Melekler bilmiyor ki. Elmayı bile insan kadar bilmez. Ya. Ke ardil metai alel müşteri. Bir malı müşteriye arz etmek gibi. Ve ardil sufufi alel emiri. Askeriyenin saflarını değil mi? Komutana arz etmek, beye arz etmek gibi. Ama fefi işaretun ila. Şuna işaret var. Burada ennel mevcudati, bütün varlıklar malun lil müdriki. Allah Allah. İdrak edenin malıdır. Yeşteriya bil ilmi. İlimle onu satın almış oluyor. Bilmezsen şeftalinin neye yarayacağını, baklavanın nereden? Anlayan ancak baklava yer. Ve ye'huzuha bil ismi. İsmiyle alır. Ve yetemellekuha bi temessülis sure. Şekli zihninde temessül etmekle ona malik olur. Ve emma hum. Neresi? Aradahum. Onları arz etti. O mana. Eddellu ale dükuril ukala. Sadece akıl sahibi erkeklere işaret ediyor hüm. E dişiler yok mu bunun içinde? Neden bu? Fe sırru ma fihi minet taglibeyn. Allah Allah. Vel mecaz. Yani burada hem mecaz var hem de taglip sanatı var. Taglip. Ne demek taglibeyn diyor ama. İki taglip sanatı var. Birisi böyle hani kamereyn diyor ya. Güneşle ay için. Orada taglip sanatı var. Yani ay önce tutulmuş. Ebeveyn gibi. Burada da iki taglip var. Birinci taglip sadece akıllıları değil akılsızları da içine alıyor bu hüm. İkincisi de bu da çok önemli. Yani aynı zamanda mecaz manası da var. Tabii insanlar arasında da erkek ve dişiyi içine alıyor. Öyle mi acaba? Bakalım. Ha tabii. Erkeklerle kadınlar, akıllılarla akılsızlar. Bu ikisi. Mecaz dediği de hümün bütün cemadatın nebilerine işaret etmesi demek. Mecaz deyişi de o. Evet. Şimdi ne var burada? Bunlara delalet eden hümde ma yermuzu ileyhi. Buna gizli işaret eden bir şey var. Lafzul ardi. Bir şeyi arz etme. Allah Allah. Subhanallah. İşte biraz önce zikrettiğim gibi. Erkeklere, erkekleri kadınlara taglip yapma. Akıllıları da akıllı olmayanlara taglip yapma. Mecaz da hüm kelimesinin bütün cemadatın nevilerine de işaret etmesi. Onlar biliyorsunuz akıllı falan değil. Onlar hakkında kullanmak mecazdır yani. Değil mi? Hümü kullanmak. Camit şeyler hakkında. Tabii ki mecaz. İz çünkü yetehayyelu, hayale gelir. Min irsalihi, yani bu kelimeyi kullanmaktan dolayı suara tavaifil mevcudati marraten saffen saffen alel envari. Bütün varlıkların bütün çeşitlerinin suretleri nazarlar önünde saf saf geçer gibi hayale gelir. Anladın değil mi? Sadece insanlar değil, erkekler değil, dişiler değil, hepsi. Bu şunu gerek kevnuha, yani sanki, yani hüm olur kaba ile minel ukalai
akıllılardan bir kabileler yeciune ileyim. Onlara geliyor başkaları da hepsi de. Yani sanki insanlar, insan taifeleri, mevcudat taifeleri, yani akıllıların bir grup kabileleri, diğerleri de ona geliyor. Ve emma ala, ala kelimesi neden kullanılmış? Fe imaun işarettir. İlâ ennemâ yu'radu aleyhim, meleklere arz edilen şey, hüye suverul mürtesimetü fil levhil âlâ. Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzunda resmi çizilen suretler. Tamam. Tabi orada ilmen çizilmiş durumda. Burada kalmış. Ala'dan sonra el melaike kaldı, fekale kaldı. Burada bitmiş. Temmet bi vefa. Bu cümle bizzat Bediüzzaman'ın hattıyla yazılmış. Yani artık bitti. İşaret edeceğiz, bitti. Muhterem kardeşlerim, bir şey söyleyeyim. Daha sonra da istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yalnız sen dersten sonra şunu, şunu ve şunu alıp şurada bir yere koyacaksın. Oldu mu? Muhterem kardeşlerim, elhamdülillah kaçıncıdır bilemiyorum. Ama İşarat-ül İcaz tefsirinin Arapçasını okuduk ve tamamladık. Çok istifade ettim. Eksiklerimiz olabilir. Nitekim bütün mütercimlerin eksiği ve noksanı var. Ama zannediyorum çok güzel bir okuma oldu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Hemen size bir iki cümle söyleyeyim. Yarından itibaren münazarata başlayacağız. Münazarata neden başlayacağız? Çünkü Akgündüz bir taraftan da El-Medarik, Medarik tefsirini ders okutmaya başlayacak. Ama bu ders okutma çok garip bir şekilde olacak. Ben Risale-i Nur'dan da istifade ederek, bütün tefsirleri de hesaba katarak, Allah bir mani vermezse bir tefsir müsveddesi kaleme alacağım. O öğrendiklerimi, kaleme aldıklarımı medarikle beraber sizlere okutacağım. Onun için yani biraz zaman kazanmaya çalışıyor. Akgündüz biraz kaçıyor çünkü o tefsir. Bir, ömrüm yeter mi? Allah bilir. Gücüm, ilmim yeter mi? Onu da Allah bilir. Ama karıncaya demişler, nereye? Demiş, haca gidiyorum. Bu ayağınla mı demişler? Demiş, o yolda ölürüm hiç olmazsa. Biz de öyle diyeceğiz. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.